Vize ve finalde çıkabilecek sorular 53. Bu videomuzda kalkülüs 2 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. F reküpten R'ye ve V reküpten reküpe olmak üzere. Fxyz eşittir x artı yz kare ve Vxyz eşittir 1 z kare 2yz olarak veriliyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulunuz diye sorulmuş. A şıkkıyla başlayalım. Öncelikle verilmiş olan ifadeleri bir analiz edelim. Fxyz çok değişkenli bir fonksiyon. Reküpten R'ye. 3 boyutlu girdileri var. 3 boyutlu girdileri var. Tek boyutlu çıktıları var. Vxyz'ye geldiğimizde ise bu bir vektör alanı. 3 boyutlu girdiye karşılık 3 boyutlu çıktı veriyor. Bu vektör alanı. Bu çok değişkenli fonksiyon. Değişkenli fonksiyon. A şıkkında F ile V'nin çarpımının diverjansı sorulmuş. Önce F ile V'nin çarpımını yapalım. Bir çok değişkenli fonksiyon ile vektör alanının çarpımı F ve bu f fonksiyonuyla bunun içindeki her şeyin çarpımı ile gerçekleştirilir. X artı yz kare ile 1'i çarparsak x artı yz kare olur. X artı yz kare ile z kareyi çarparsak x z kare z kare ile bunu çarparsak yz üzeri 4. 2yz ile bunu çarparsak 2xyz. Burayı çarparsak 2y kare z küp. Şimdi bunun diverjansına gelecek olursak vektör alanlarının diverjansı hesaplanabilir ki ortaya vektör alanı çıktı. Bir vektör alanını şöyle tanımlayacak olursak F vektör alanı olsun. P, Q, R bunun koordinatları olsun. Bunun diverjansı P'nin X'e göre kısmi türevi artı Q'nun Y'ye göre kısmi türevi artı R'nin Z'ye göre kısmi türevidir. Dolayısıyla buradaki F ile V'nin çarpımının diverjansı bunun X'e göre kısmi türevini alıyoruz. Bunun X'e göre kısmi türevi, X'in türevi 1, bununkisi 0. Artı ikinci koordinatın Y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Bunun Y'ye göre kısmi türevi 0. Bunun y'ye göre kısmi türevi, y'nin türevi 1 eder, z üzeri 4. Üçüncü koordinatın z'ye göre kısmi türevini alıyoruz. 2xyz'nin z'ye göre kısmi türevi, z'nin türevi 1 edeceğinden 2xy. Buradaki z küpün türevi de 3 başa geçer, üst 1 azalır. Artı 6y kare z kare. Ve f ile v çarpımının diverjansı bu şekilde bulunmuş olur. B şıkkına gelelim. V ile V'nin bileşkesi. Bir vektör alanının kendisiyle bileşkesi. V bileşke V. Bunu şu şekilde buluruz. Buradaki bu V'yi V'nin içine koyacağız. V'nin içinde X, Y, Z var. Buradaki bu V'nin X koordinatı. Bu V'nin Y koordinatı, bu V'nin Z koordinatıdır. Bu V'yi götürüp bunun içine koyarken X gördüğümüz yere 1, Y gördüğümüz yere Z kare, Z gördüğümüz yere ise 2YZ yazacağız. Şimdi bulalım bu bileşkeyi. İlk koordinata gelelim. Burada 1 var. Bunda x, y, z'li bir şey olmadığı için bunun içine getirip bir şey yazmaya kalktığımızda yine 1 elde ederiz. İkinci koordinata geldik. Z kare. Z gördüğümüz yere ne yazacağız demiştik? 2yz. Buradaki z'nin yerine 2yz yazıyoruz. 2yz'nin karesi. Devam ediyoruz. Burada 2yz var. Buradaki y'nin yerine z kare, Z'nin yerine ise 2YZ yazacağız. 2 çarpı Y yerine
z kare. Z yerine 2yz. Buradan da sonucu 1. Şunun karesini alsak 4 y kare z kare. 4 y z küp olarak v'nin v ile bileşkesini bulmuş olduk. Bir vektör alanının kendisiyle bileşkesi yapılırken kendisinde kendisini koyacağız. Yani x yerine 1, y yerine z kare, z yerine 2yz. Bunda x yerine, y yerine, z yerine bunları koyduğumuzda kendisiyle bileşkesini bulmuş oluyoruz. Gelelim C şıkkına. F ile V'nin bileşkesinin rotunu bulacağız. Rot dediğimiz bazı üniversiteler curl F yerine rot kullanırlar. Curl'ün R'sini yazmadık. Curl F yerine rot F yazarlar. İkisi aynı anlama gelir. Özellikle Alman üniversiteleri rot kullanır. Rotational'dan. Burada biz konu anlatımında curl kullanmıştık. İkisinin aynı anlama geldiğini bilmeliyiz. Burada bu yazımla işleyen üniversiteler için de bir tanışıklık olsun diye ikisinin aynı olduğunu söylemek için bu örneği yazdım. Curl'ün ne olduğuna gelecek olursak onu şöyle bir vektör alanı olarak gösterelim ama yatay yazmayalım da düşey yazalım. Yer kalmadı çünkü. Curl'ün ilk koordinatı R'nin Y'ye göre kısmi türevinden Q'nun Z'ye göre kısmi türevi çıkartılır. Curl'ün ikinci koordinatı P'nin Z'ye göre kısmi türevinden R'nin X'e göre kısmi türevi çıkartılır. Q'nun üçüncü koordinatına geldiğimizde Q'nun X'e göre kısmi türevinden P'nin Y'ye göre kısmi türevi çıkartılır. Curl F'i bulduğumuzda yine sonuçta bir vektör alanı bulmuş oluruz. Rot F'i bulduğumuzda da. Şimdi öncelikle F ile V'nin bileşkesini bulalım. F bileşke V. V'yi getirip F'in içine koyacağız. V'yi bir şeyin içine koymak demek V'nin x koordinatı 1. X yerine 1 koyacağız. Y yerine V'nin y koordinatı z kare. Z yerine 2yz. V'yi götürüp bir şeyin içine yazdığımızda o ifadenin içindeki x yerine 1, y yerine bu, z yerine bunu yazacağız. Şimdi yapalım bunu. X yerine götürüp 1 yazdık. Y yerine z kare. Z yerine ise 2yz'nin karesi olacak. Z yerine 2yz yazdığımızda. Bunu da hesaplayacak olursak 1 artı z kare çarpı 4 y kare z kare. Bunu da düzenleyecek olsak 1 artı 4 y kare z üzeri 4 buluruz. Şimdi bunun gidip rotunu hesaplamamız isteniyor. Yani curl'ünü. Rot işlemi, curl işlemi mutlaka vektör alanlarına uygulanır. Buradaki bu F bileşke ve vektör alanı değil. Alanı değil. Bu işlem tanımlı değildir. Var olmaz. Nedeni bu F bileşke V'nin vektör alanı çıkmıyor olması. Rotunu hesaplayacağımız ifadenin mutlaka vektör alanı olması gerekir. Vektör alanı değilse bu işlem tanımlı değildir. Bu işlem yapılamaz gibi cevaplar verip soruyu bitiririz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.